Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar yine 50 tane soru çözeceğiz videoyu dikkat izleyin sizden bir ricam var o da videolar beğen tuşuna basmanızdır beğenerek bana destek olanların hepinize teşekkür ediyorum soru çözümlerimize başlayalım katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır alkol kurşunsuz benzin süper benzin gaz yağı doğru cevabımız B seçeneği kurşunsuz benzin katalitik konvertör benzin e, Gazlar azaltıyor arkadaşlar bunu detaylandırdım bir videoda Onun için şu an detaya girmiyorum biraz karışık bir soru çünkü Burada da Görseller yok fakat bir yerde bunu anlattım Eski videolara bakın ya da yarın öbür gün yine anlatırım tekrar geçelim bunda Videoya göre hangisi söylenemez eğil hayvanlar çıkma ihtimaline karşı dikkatli olmalıdır Burası bir ana yoldur uygun koşullarda sollama yapılabilir Yol virajlı bir yol olduğu için takip mesafesi arttırılmalıdır. Şimdi bu tür videolarda neye bakıyoruz animasyonlarda? Arkadaşlar animasyonları şu an ben arkada tekrar tekrar başa alıp döndürüyorum. Sınavda siz de o şekilde yapın. Animasyonlar genelde 10 saniye falan oluyor. Siz tekrar tekrar izleyin. Hatta animasyonu büyüt edebilirsiniz. O şekilde yapın mutlaka. Baktığımızda neye bakacağız? Defalara bakacağız. Yolun durumuna. Eğil hayvanlar çıkma ihtimaline karşı dikkatli olmalıdır. Bakın levhamızda eyl hayvan lefası var orada. Videoyu, videoyu durdurun sınavda arkadaşlar. O şekilde de inceleyin mutlaka bazı yerlerinde. Burası bir ana yoldur. Evet ana yol lehamızda var. Uygun koşullarda sollama yapabilir. Bu dursun. Yol virajlı bir yol olduğu için takip mesafesini arttırılmalıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Yol virajlı takip mesafesini arttırmalıyız. Fakat burada söyleyemeyeceğimiz nedir? Uygun koşullarda sollama yapılabilir kelimesi yanlıştır şıkkı. Neden arkadaşlar? Çünkü dikkat ederseniz videoyu baştan sona izleyin. Düz çizgi bakın. Düz çizgi olduğunda ne yapıyoruz biz? Sollama yapamıyoruz. Ama burada ne demiş? Yapılabilir demiş. Yani söylenemez bizim aradığımız şık C seçeneği. Geçelim. K sınıfı sürücü aday belgesi kaç ay süreyle geçerlidir? Yani aslında arkadaşlar basit bir soru. B seçeneği 6 ay basit diye hızlı geçin bazı sorular basit ha şurada bir şey göstereyim ben size şurada işte arkadaşlar geçerlilik süresi 6 aydır diyor şekildeki işaretin anlamı nedir açılan köprü sağ tehlikeli viraj soldan daralan kaplama sola tehlikeli devamlı viraj cevabımız nedir sol sola tehlikeli viraj bunu animasyon olarak da sorabilirler. Şu şekilde sorarlar. Bu hayır koyarlar, koyarlar. Buradan bir tane araba gelir. Tabii böyle büyükçe bir video olur. Der ki mesela bu aracın sürücüsü neyi yapmalıdır ya da neyi yapmamalıdır der. O zaman nedir? Ya da neye dikkat etmelidir der. Bu levhayı gördüğünde animasyon sorusunda. Orada da şıklarda yazar. Sola tehlikeli viraj olduğundan yavaşlamalıdır. Mesela şıklardan biri bu olur. Animasyon soruları bu şekilde oluyor. Niye yavaşlamalıdır? Çünkü tehlikeli viraj lefası var. Geçelim. Fren mesafesi ile ilgili verilen bilgilerde doğru olana D yanlış olana Y yazın diyor. Bu durumdaki sıralama nasıl olmalıdır? Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini arttıran faktörlerdendir. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır mı arkadaşlar? Daha hızlı bir araçta fren mesafesinin azalması beklenir mi? Hayır arkadaşlar. Fren mesafesi artar. O zaman bu yanlış. Yol yüzeyinde su birikintisi, buz ya da kar olması fren mesafesini arttıran faktörlerdendir. Bu doğru arkadaşlar. Bozlu yollarda, karlı yollarda fren mesafeniz artar. O zaman doğru cevabımız 1 yanlış, 2 doğru. Cevap B seçeneği. Arkadaşlar şimdi bu fren mesafesinin artması azalması mevzusunu eski videoları izlerseniz ya da bu videoda olur ya da bugün yarın tekrar anlatırım. Şu an kafanızda oturmadıysa eğer hiç sıkıntı yapmayın. Videoları izledikçe öğreneceksiniz. Orada resimle anlatacağım çünkü. Şimdi geçelim. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Kontrollü demiryolu geçidini, kontrolsüz demiryolu geçidini, tramvay hattıyla oluşan kavşağa demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını. Bu işaretimiz nedir? B seçeneği. Demir yolu arkadaşlar kontrolsüz demir yolu oluyor bu da. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Banketten gitmeli, aracın hızını arttırmalı, öndeki aracı geçmemelidir, geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır. Bu defa nedir? Yaya yolu. Elinde çanta olsaydı, çocuklar olsaydı, okul geçidi diyebilirdik. Fakat sadece yaya var burada. O zaman burada yaya geçitlerinde öndeki aracı geçmiyoruz. Yaya geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Yaya ve okul geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Ondan sonra geçiş hakkı her zaman yayanındır, unutmayın. Hatta şuradan birkaç bir şey gösterelim. Evet şunlar önemli. Bakın yaya yolu kaldırım. Yaya yoluyla yaya geçidi farklı. Birbirine karıştırmayın çıkıyor bazen. Yaya yolu dediğimiz alan kaldırım. Kaldırma yaya yolu diyoruz. Yani sadece yayalar için ayrılmış yol. Yaya geçidi ise karşıdan karşıya geçmek. Bakın burada tanımı da yazıyor. Şurada not düşmüşüm. Bakın sınavda en işimize yarayacak kısım burası. Yaya geçitlerinde öndeki araç sollanmaz, yavaşlanır, ikaz edilmez yaya bekletilmez. Geçiş hakkı her zaman yayaya aittir. Şurada yaya geçidinin nasıl bir geçit olduğunu, lehasında nasıl olduğunu görüyorsunuz. Yine şuna bakalım. Burada da yine çıkıyor sınavda. Bu da bir yaya geçidi leha şeyidir, yoludur, işaretidir. Bu da yaya geçidini temsil eder. Bunlar da önemli. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Görselimizi inceleyelim. Görselde dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bu ve bu dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Özellikle şunu biz nerede görüyoruz? Şu C işaretinin üstünde nokta var. Sıcaklıkla ya da soğuklukla alakalı bir şey olduğunda. O zaman doğru cevabımız sıcaklık ya da soğukluk nerede geçiyor? bu şıkkımızda. Doğru cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar bu bir ipucuydu. Zaten derecenin soğuk sıcak olduğunu bilmeniz lazım. Şu nedir? Hararet göstergesinin işaretidir. Aracınız hararet çok ısındığı zaman bu işaret yanar. Zaten bu işaret yandığında da aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Yine bu bir sınav sorusu verdim size. Hemen şuraya bakalım gösterge panelinde sıkça karşımıza çıkan. Arkadaşlar 14-15 tane burada işaret koydum. Bunlar en çok çıkanlar ehliyet sınavında. Bunların fotoğrafını alın mutlaka ara ara bakın. Telefonunuzda bulunsun. Geçelim. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerin hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır? Arkadaşlar hemlik manevrası uygulanmalıdır. Bakalım. Hemlik manevrası neydi? Tam tıkanma durumunda uygulanıyordu. Kısmi tıkanmalarda kişi öksürmeye teşvik ediliyor. Bakalım kişi konuşabiliyor mu? Konuşabiliyormuş. O zaman hemlik uygulanır mı? Hayır. Bunu öksürmeye teşvik edeceksiniz. Bu kısmi tıkanmadır. Öksürüyor nefes alabiliyor yine uygulanmaz. Bu da kısmi tıkanmadır. Rengi morarmış nefes alamıyor. Rengi morarmış nefes alamıyorsa tam tıkanma belirtisidir bu. Okey. Konuşamıyor acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Yine bu da tam tıkanma belirtisidir. Hem biz nerede yapıyorduk? Tam tıkanma da. O zaman 3 ve 4 tam tıkanmaydı. Doğru cevabımız D seçeneği. Hemlikle ilgili şunları bilmekte fayda var. Arkadaşlar işte kısmi tıkanma tam tıkanma. Kısmi tıkanmada öksürür, nefes alabilir konuşursa kişi, bu kişiyi öksürmeye teşvik ederiz. Tam tıkanmada da nefes alamaz, ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmışsa hemlik manevrası uyguluyoruz. Bu iki manevra önemli. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında hangisini kullanması zorunludur? Kış lastiği, yaz lastiği, polen filtresi, cam suyu, antifrizi. Doğruca A seçeneği. Arkadaşlar 1 Aralık 1 Nisan arası kış lastiği zorunludur. Bu ticari araçlarda. Şimdi şurada lastik ve tekerleklerle ilgili bilmemiz gereken birkaç husus var. Balans ayarı. Arkadaşlar aracın lastiğinin balansı bozuk ise belirli hızdan sonra titreşim oluşur. Yine lastik hava basıncı normalden az ise direksiyon zor döner, fazla ise savrulmalar meydana gelir. Yine lastiklerde her binişte kontrol edilmelidir. Araca her binişte kontrol ediyoruz lastikleri. Günlük haftalık değil her biniş. Yine arkadaşlar şu önemli bir soru. Lastiklerden birinin havasının fazla da az olması durumunda araç bir tarafa çeker. Lastikler içten dışa düzensiz aşınıyorsa Rot bozuktur. Rot ayarı. 1 Aralık 1 Nisan kış lastiği uygulaması tarihleridir. Bir de şuna bakın lastiklerle ilgili çıkıyor. Arkadaşlar lastik okuma. İşte hangisi bu rakam ne anlama geliyor. Buna detaylıca bir inceleyin. Bakın çünkü çıkıyor. Özellikle son zamanlarda birkaç sınavda şu 55. Yani yanak yüksekliği çıktı. Unutmayın. Geçelim şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? Yazımız bu. Şıklarımız ışıklara 50 metre kaldığını, asgari hızın sınırını, azami hız sınırını öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılamayacağını. Doğru cevabımız tabi ki C seçeneği. Azami yani en fazla burada 50 ile gidebilirsin diyor. Maksimumuz 50 olmalıdır diyor. Bu 60 olursa 60'tır. Rakam değişebilir. Şimdi bu yola çizilen Lefalar ya da işaretler hangileri? Bunlara bir göz atalım. Bu yol ver lefası. Dur. Yola çiziliyor asfalta bunlar. Bu azami hız. Bu da bisiklet yoluna çiziliyor. Bunlar önemli. Bazen çıkıyor. Yere çiziliyor bunlar. Zaman zaman tabel olarak da konuluyor bunlar arkadaşlar. İlla sadece yola çizilmiyor. Fakat yola da çizildiği sıklıkla karşılaşıyoruz. Geçelim bunu da. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayat kurtarır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Kazazeden yalnız bırakılması, baş boyun gövde ekseninin korunması, bilinci açık ise hareket etmesinin sağlanması, hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Arkadaşlar bakın eğer kafatası omurga yaralanması varsa kişinin omuriliği zarar görür felç olur. Onun için bu önemli bir ilk yardımdır. Buradan yapmamız gereken nedir? Baş gövde eksenini koruyacağız. Baş boyun gövde. Kazazede'yi yalnız bırakmıyoruz. Hareket ettirmiyoruz mümkün mertebe bak. Hava yolu açıklığını sağlamak koma pozisyonu alakasız bu. Doğru cevap B seçeneği. Özellikle baş yaralanmalarında, boyun yaralanmalarında omurilik zarar görme ihtimaline karşın kesinlikle hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Ekseni de bozmamaya çalışıyoruz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? Kötü kokulara karşı burnun tadıkama, bilinçsizlik, hareketsizlik veya uyku hali, sorulan sorulara anlamlı cevap verme, gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Koma neydi? Arkadaşlar koma hali artık komaya girmiş kişileriz. Yani ağır bir durum. Doğru cevap B seçeneği. Komada bilinçsizlik vardır. Hareketsizlik, uyku hali vardır. Yani komada arkadaşlar az sonra anlatacağım. Kötü kokulara karşı burun. Yani koku bile alamayabilirsiniz komada. Cevap zaten veremezsiniz komada. Gözü hareket etti. Takip edemezsiniz. Bilinç kontrolü yoktur çünkü. Doğru cevap B seçeneği. Bilinçsizlik, hareketsizlik, uyku hali komanın belirtileri. Şimdi komayı detaylıca inceleyelim. Sınavda çünkü çok çıkıyor. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepkisinin azalması, yok olması uzun süreli bilinç kaybı. Buradaki en önemli ipucumuz uzun süreli bilinç kaybı. Yani burada bilmemiz gereken uzun süreli bilinç kaybı. Komada bir de komanın belirtileri var arkadaşlar soruyorlar. Yutkunma, öksürük tepkilerin kaybolması, dürtülere, Tepkilerin verilmemesi, idrar ve gayta kaçırma komanın en önemli belirtileridir. Bir de komada şu pozisyona bakın, şu pozisyona bakın. İkisi aynı pozisyon zaten. Bunlar koma pozisyonu arkadaşlar. Yani komaya girmiş bir kişiyi bu pozisyona getiriyoruz. Sınavda bazen aynen soruyorlar aşağıdakilerden hangisi koma pozisyonudur diyorlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı. Hangisi devredeyken yanar? Rengi mavi arkadaşlar bunun. Arka sis lambası, kısa hüzmeli farlar, uzun huzmeli farlar, sol sinyal lambaları. Doğru cevap C seçeneği, uzun lambalar anlamına geliyor arkadaşlar bu işaretimiz. Geçelim. Karbon monoksit zehirlenmelerinde hangilerinin olması beklenir? Kanın oksijen taşımasının engellenmesi, fiziksel aktiviten artması, boğucu etki yapması. Karbon monoksit dediğimizde ilk aklımıza gelen, hani bizde araçla ilgili soru çözdüğümüz için aklımıza ilk gelen bu, egzoz gazı zehirlenmesi. En basit. Kan oksijen taşınmasının engellenmesi olur. Beklenenleri bulacağız. Fiziksel aktivite artmaz. Azalır, uyuşukluk oluşur. Boğucu etki yapar. 1 ve 3 arkadaşlar fiziksel aktivite artmaz onu tekrar açıklayayım Şöyle karbonmonoksit zehirlenmesinde uykunuz gelir fiziksel aktivitenin artması demek ne demek Hareketiniz artar daha çok hareketle oluşur hareket edersiniz Yerinizde duramazsınız Tabii ki bu yanlış karbon de ne oluyor daha çok uyuşuyor uykusu geliyor kişinin Yine egzoz gazı zehirlenmesinde en çok nerede olur kapalı otoparklarda olur Onun için genellikle kapalı otoparklarda aracı uzun süre çalıştırmamak lazım. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? Bayılma, beyin kanaması, yüzün kızarması, aşırı dozda alkol alımı. Bilinç kaybı. Bayılma olur. Bayılınca bilinci kaybı olabilir insan. Beyin kanaması zaten arkadaşlar tehlike aşırı dozda kullanımda yine bilinç kaybına neden olabilir. Yüzün kızarması alakasız burada arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Araca römörk bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? Römörke yük konulması, römörkün farlarının yakılması, römörk üzerinde branda çekilmesi, römörkün elektrik sisteminin prize takılması. Aracın prizine. Cevap D seçeneği elektrik sistemin prize takılması. Yani Araçın e, önündeki bir frenleme bilgisini arkaya iletmek için daha çok aydınlatmadan tabi aydınlatma için de önemli fakat Fren bilgisi iletilsin diye bu önemli arkadaşlar elektrik sistemini bağlamak Geçelim Yaya yolu bulunmayan karayollarında yayaların hangisinde yürümesi zorunludur? Trafiğin yoğun olmadığı şeritte gidiş yönüne göre sağ bankette Gidiş yönüne göre sol bankette taşıt yolunun en sağındaki şeritte. Şimdi arkadaşlar. Yaya ya yolu dediği yer kaldırım Mesela kaldırım olmayan yerde banketin neresinden yürüyeceksin? Cevabımız C seçeneği. Şimdi hocam niye öyle olacak? Çocuklarınız daha iyi bilir. Belki artık biz büyüdük. Şu şekilde göstereyim. Niye mesela soldan yürüyorsun? Bak bu kendi Adamlar so arabalara göre soldan. Neden? Çünkü bakın arabalar karşıdan geliyor ya bu şekilde bir yolda. Yaya da bu şekilde giderse en azından karşıdan gelen arabayı görür, tehlike oluşmaz. Fakat yayalar bu şekilde yürüseydi araçlar da arkasından geçseydi ne olurdu? Herhangi bir tehlike durumunu yayalar göremezdi. Bu şekilde gelen arabayı göresiniz diye sol şeritten işte burada sorudaki mantık bu. Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bakın şu önemli 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına hangisi asılmalıdır? Beyaz bayrak, sarı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında sarı bez, kırmızı yansıtıcı veya 20'ye 20 ebatında 20 kırmızı bez, yeşil yansıtıcı 20'ye 20 ebatında yeşil bez. Cevabımız nedir? Basit bir soru. C seçeneği kırmızı yansıtıcı önemli bir de 20'ye 20 santim arkadaşlar onu okumadım. Şimdi bu çeken çekilen araçlarla ilgili ne görebiliriz başka neler karşımıza çıkar kısaca bakalım. Çeken çekilen araçlarda önemli olan şeyler şunlar. Bakın ışık bozuksa çeken çekilen aracın arkasında gündüz kırmızı yansıtıcı 20'ye 20 batında bas gece ise kırmızı veya kırmızı yansıtıcı. Şunlar önemli Çeken çekilen araçlar arasındaki mesafe en fazla 5 metre olabilir. 5 metreyi geçemez. Ve bu mesafe 2.5'ün üzerine çıkarsa işte ortasına şu şekilde işaret koyacağız. Az önce yazıyordu ya ne kadar olduğu da burada yazıyor işte. Standart 2.5 metre. Fakat 2.5 metrenin üzerinde olursa araya bu şekil bir işaret koyacağız. Onun haricinde maksimumda da 5 metre olur. Bunu sorarlar. Bağlantıları çelik çubuk, çelik alat zincirle yapılabilir. Yine arkadaşlar şu önemli. Çekilen aracın freni bozuk ise bu aradaki mesafe 1 metreyi geçemez. Ve çeki demiriyle yapılacak çekme işlemi. Yine çeken araç freni bozuk araç çekerken 15 kilometre saat hızdan diğer hallerde yerleşim yeri şey işte bunlar çok da çıkmasa da şu 1 metre 5 metre bir de şu ortaya konulacak işte ebatında kurdele zaten sorumuzda da bu şekilde yansıtıcıydı. Bunlar önemli. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin resimdeki yolda yapılması yasaktır? Şıklarımız yol eğimli ise çıkışta bulunan vitesle inilmesi, park manevrası yaparken geri gidilmesi, hız azaltmak için frene basılması, ters yönden yola girilmesi. Cevabımız nedir arkadaşlar? Resime bakalım önce. Dikkatle. Resimdeki yol nasıl bir yol? Tek yön. Bakın burada da yazıyor. Zaten tek yön olduğunu biz yazmasa bile nereden anlarız? İki gidiş var arkadaşlar sadece. Dolayısıyla bu tek yönlü bir yoldur. O zaman ters yönden yola girilmesi burada yasaktır. Yani ters yönden dediğimiz ne? Başka bir ara şuradan yola giremez. Çünkü bu tek yönlü bir yol. Sadece gidiş için ayrılmış. Geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmesine ilişkin esas kuralları verilen araçtır. Görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Böyle bir araçmış. Görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaretini hakkını kullanması yasaktır. Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla uygun olması şartıyla karayollar trafik kanunun ve bu yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamaları yasaklamalara bağlı değildir. Yani arkadaşlar geçiş üstünlüğü aracı tarif etmiş bize. Kamu hizmeti taşıyan araç geçiş üstünlüğüne sahip mi? Hayır. Okul taşıtı? Hayır. İtfaiye çekici? Hayır. itfaiye Evet bu itfaiye olabilir. Ambulans olabilir. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceksiniz. Soruyu uzatmış bakın. Aslında mantığı çok basit. Hep söylüyorum. Soruya takılmayın. Mantığını anlamaya çalışın, ezber yapmayın. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Anahtar kelimemiz bu. Ben bu kelimenin ismini çok kullanmayacağım çünkü videolarda bizi engelliyor YouTube Kullanırsa Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sadece para cezası verilir. Cevap nedir? A seçeneği. Şimdi bunlarla ilgili şunu göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar 5 yıl doğru 5 yıl içerisinde alkollü araç kullandığımızda ben kelimeyi yine çok kullanmayacağım. Siz anlayın. 625 kuralı var. Şurada ne yazıyor? 625. Birinci tespitte 6 ay süreyle. İkinci tespitte 2 iki yıl süreyle bak. 6, 2. Üçüncü tespit ve sonraki tespitlerde 5 yıl süreyle geri alınır sürücü belgeniz. Alkol durumunda zaten şurada da yine az önceki sorunun cevabı var. Kelimeyi kullanmak istemiyorum. Siz okuyun. 5 yıl geri alınır. Unutmayın. Şurada da önemli bir ipucu var. Aday süre, sürücülük süresince sürücü belgeniz iptal edilir. Yine şurada bir ipucu daha var. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınır. Geçelim bunu da. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, Trafik kurallarına uyarak durulur, kontak kapatılır. Sürekli yanık kokusu alındığı zaman D Trafik kurallarına uyarak durup kontağı kapatıyoruz. Arkadaşlar şu önemli. Şu kelime bak bizim için önemli. Durulur, kontak kapatılır kelimesi. Neden? Çünkü çok sınavda soru çıkıyor bununla ilgili. Hemen göstereyim. Araç hareket halindeyken Araçtan yakıt kokusu alındığında, yanık yanma kokusu alındığında araç derhal durdurulup kontak kapatılıyor. Burada iki madde var. Yine araç hareket halindeyken bu işaret, bu gösterge, akü işareti göstergede yanarsa, yağ lambası yanarsa ya da hararet lambası. Bu da hararet arkadaşlar. Şu dereceden anlayın. Bunlardan üçünden biri yanarsa, 3, 4, 5 bu 5 durum oluşursa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? A) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. C) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi. D) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması kırık çıkık burkulmalardan. Doğru cevabımız nedir? Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması her zaman için yanlış. C. Tespit yapılırken yaralı bölgeyi hareket ettirmek yanlış. Mümkün mertebe hareket ettirmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sadece sert malzeme ile kaplamak bu da yanlış. Şimdi anlatacağım niye yanlış olduğunu. Burada doğru cevabımız B seçeneği. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması gerekiyor kırık çıkık burkulmanın. Arkadaşlar şurada da kırık çıkık burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır? Dikkat edilmesi gereken hususlar. İşte arkadaşlar burada tespit yapılırken sabit tutacağız yaralı bölgeyi. Temiz bir bezle kapatacağız. Önce yumuşak bak. Önce yumuşak malzeme. Sonra sert malzeme ile kaplayacağız alanı. Bak şu soru niye yanlış anlatacağım demiştim ya bakın. Sadece sert malzeme işte burası yanlış. Neymiş? Önce yumuşak malzeme ile kaplayacağız. Yine yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit ediyoruz. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Önemli bir husus. Yine arkadaşlar tespit kırık çıkık burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemlerin de içerecek şekilde yapılmalıdır. Geçelim. Bu sorumuz bayağı detaylı teferruatlı oldu. Şekildeki gibi bir kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Kavşağımız döner kavşak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bir defa fotoğrafta ne görüyoruz? Levhada herhangi bir trafik levhası falan yok. Fakat bir ada var. Ada olduğunda ne oluyordu? İlk hak ada içerisindeki araçta. Bir araç adaya girdiği için hak onun. 2 okey. Sonra bununla işimiz bitti. Bir mi üç mü geçecek? Arkadaşlar doğru cevabımız 3. Sonra 1. Niye 3 geçecek? Arkadaşlar 1 ile 3 arasında sağda bulunan araç hangisi? 3. Her zaman kural neydi? Sağdaki araç önce geçiyordu. O halde cevap C seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Saygıyı başkalarından beklemek, paylaşmayı bilmek, saygılı olmak, kendi kendine kurallar koymak, kendini üstün görmek. Olumlu davranış hangisi doğru cevabımız? B seçeneği. Paylaşmayı bilip saygı duyacaksınız. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? Şok pozisyonunu anımsamamız lazım. Şıklara bakalım. Bacakların altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmışı giysi ve benzeriyle destek olunması, yaşam bulgularının sadece nabzın değerlendirilmesi, vücuduna soğuk uygulama yapılması, düz olarak yatırılması. Şok dediğimiz pozisyon neydi? Öncelikle onu gözümüzde canlandıralım. Şu şekil bir pozisyon. Ayakları 30 santim kaldırılan bir pozisyondu. Şu kişinin baş bölgesi. Amacımız neydi? Buradaki kanı buraya sevk etmek. Ee, peki bakalım şıklarımız arasında bunlardan bahsediyorum mu bu pozisyonda? Düz yatırma var mı? Hayır. Soğuk uygulama yok. Sadece nabız bu da değil. Doğru cevap neydi? Altına bak. Bacakların altına yani şuraya. Battaniye yastık gibi destek konulması doğru bir uygulamadır. 30 cm yükselteceksiniz burayı. Doğru cevabımız A seçeneği. Şimdi bu pozisyonlardan en çok çıkan 6 pozisyonu ben sizin için derledim. Topladım buraya. Bakın bu şok pozisyonu. Şu 30 santim unutmayın bu koma pozisyonu bu hemlik manevrası hemlik manevrası neyle yapılıyor tam tıkanma durumunda eğer kişide tam tıkanma varsa hemlik manevrası yapılıyor kısmi tıkanma varsa ne yapılıyordu o zaman kişi öksürmeye teşvik ediliyordu bu delici göğüs yaralanmasının pozisyonu bu da baş geri çene yukarı pozisyonu solunum yoluyla alakalı bu da rentek manevrası kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan yöntem. Bu altı manevrayı bazen fotoğrafını koyup sorarlar, bazen hangi pozisyonun için yapılır onu sorarlar. Mutlaka bilin bu pozisyonların, fotoğraflarını zaten şoku filan da anlatıyoruz ayrıca konularında. Ama bunu bilseniz bile soru yapabilirsiniz doğru soru. Geçelim. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? Kalça kemiği kırık olan, kol kemiği kırık olan, omurga kırığı olan, şoka girmiş olan seddesiz taşınmasında tehlike yoktur. Doğru cevabımız nedir? Kol kemiği. Arkadaşlar kolu kırık olan kişiyi seddeyle ile taşımasanız da olur. Kendisi yürüyebilir. Ama kalça kemiği kırık olanı mutlaka taşıyacağız sedye ile. Omurgası kırık olanı yine taşıyacağız. Şoka girmiş olanı yine sedye ile taşıyacağız. Fakat kol kemiği kırıksa kişi sarılır. Gerekli müdahale yapılır. Yürüyerek bile gidebilir yani. Tabi imkan varsa sedye kullanmak lazım tüm hastalar için ama Bunlar arasında A seçeneği cevabımız oluyor. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? Şıklarımız akü şarj ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, ısıtma bujisi ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı. Dizel. Doğru cevap C seçeneği. Buraya bilerek bunu koydum. Sembolü nedir onu öğrenesiniz diye. Arkadaşlar bu kızdırma bujisi işareti. Sınavda bazen çıkıyor. Unutmayın. Geçelim. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra, kendine gelmesi sağlandıktan sonra, hiçbir müdahale yapılmadan önce, yakınları geldikten sonra. Yaralıyı ne zaman sevk ediyor? Hayati tehlikesine karşı önlem aldıktan sonra. Cevap A seçeneği. Böyle bazı sorulara hızlı cevap veriyorum. Çok uzuyor çünkü videolar arkadaşlar. Onun için bazı sorular uzun, bazı sorular kısa. Böyle dengeyi kurmaya çalışıyorum. Mesela yarın da bunu açıklarız. Bugün başka soruyu açıkladıysak. Geçelim. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? Solunum, dolaşım, sindirim, sinir, ağız. Bakın ipucu. Yemek borusu. Bunlar neye işaret eder? Sindirime. Mide, özellikle mide. Unutmazsınız. Zaten sindirim ağızda başlıyor. Çiğneyerek sindirmiş oluyor. Sindirmek demek, yok etmek demek, parçalamak demek. Ağızda başlar sindirim. Solunum dediğinde ciğerlerden bahseder. Dolaşım dediğinde kalp kan damarları ve kandan sinir sistemi dediğinde de baş bölgesi omurilik orada bulunan organlardan bahseder. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Yara üzerine alkol dökülüp açık bırakmak, yara kenarını birbirine yakınlaştırdıktan sonra sarmak, yarayı tentirdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak, kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. Bakalım şimdi kesilen bölgeyi kalp çevresinden aşağı sağlamıyoruz. Bu yanlış. Tentritiyot. Zaten son zamanlarda kaldırıldı ilk yardım çantalarında da yok. Bu da değil. B seçeneği arkadaşlar. Yine güzel öğretici bir soru. Araçlarda iki tane elektrik kaynağı vardır. Birinci sakü, diğer, diğer ise nokta nokta. Motor çalışmazken aracın tüm elektrik ihtiyacı nokta nokta ile karşılanır. Motor çalıştığı sürece ise enerji nokta nokta ile sağlanır. Boşluklara ne yazılmalıdır sırasıyla. Şimdi araçlarda iki tane elektrik kaynağı vardır. Birincisi akü diğeri alternatör. Bakın arkadaşlar motor çalışmazken tüm ihtiyaç aküden stop halindeyken aküden Motor çalıştığı sürece ise alternatörden. Cevap A seçeneği. Bakın enerji kaynağı iki tanedir. Birisi alternatör, biri akü. Araç çalışır haldeyken alternatör karşılıyor. Bu ihtiyacı araç stop durmuş haldeyken akü kullanıyor. Unutmayın cevap A seçeneği gayet öğretici bir soru. Karışık gibi ama burada bu sorunun amacı öğretmek. Ben kendim hazırladım bunu. Amacım burada size hem alternatör hem akü öğretmek. Geçelim. Bir kavşakta trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa sürücüler hangisine uymak zorundadır? Trafik polisi ile işaret cihazı varmış, trafik işaret cihazı ışıklı. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaret cihazına yeşil ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına kırmızı ışık yanıyorsa ışıklı trafik işaret cihazına yani soruda şunu demek istiyor. Bir kavşaktasınız diyor. Kırmızı ışığın olduğu bir yerdesiniz. Polis geç diyor. Işıkta kırmızı yanıyor. Ne yaparsın? Geçer misin? Yoksa kırmızı yanıyor diye bekler misin? Hayır geçersin. Arkadaşlar bir kavşakta polis var ise önce polise uyacağız. Birincilik polis. Sonra ışıklar. Bakın birinci polis. Sonra ışıklar. Sonra levhalar. Polis, 1 ışıklar 2 lehalar 3 sıralama bu şekilde olacak. Burada özellikle dikkatli gitmenizi gerektiren sebepler nelerdir? Resme iyi bakalım. Kış. Arabalar sıraya dizilmiş. bir Araç yolunun kaygan olması. Kar olduğu için evet. Viraj yüzünden görüşün engellenmesi. Evet arkadaşlar biraz da viraj var. D seçeneği, D diyorum pardon 3 araç yolunun yanlış park eden otomobillerden dolayı daralmış olması. Şimdi viraj var, viraj okey. Fakat park eden araç görmüyoruz biz burada. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Fakat cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Hızını arttırmalı, geriye dönmeli, hızını azaltmalı yolun kayganlığını kontrol etmeli. Şimdi fotoğrafa baktığımız zaman bu sorumuzda animasyon olarak da gelebilir bu aynı şekilde. Fotoğrafa baktığımız zaman cevabımızın ne olduğu belli. C seçeneği. Şimdi burada yalnız bir tuzak var arkadaşlar. Fotoğrafa bakınca bazı arkadaşlar hocam burada kar var o zaman kayganlığı da kontrol etmeli diyor. Fotoğrafa bakmayacaksın. Neye bakacaksın? Bak burada ne diyor? Trafik işaretine bak. Trafik işaretimiz nedir? ileride daralan kaplama yani yol daralıyor. Burada iki şeritse ileride tek şeride düşüyor. O zaman ne yapacaksın? Hızını azaltacaksın. Cevap C seçeneği. Geçelim. Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizatlardan hangisinin bulundurulması zorunludur? 1. Reflektör 2. ilk yardım çantası 3. Flaşörlü yanıp sönen sarı dönerli ışık uyarı ışık lambası Cevabımız nedir? Mantıklı düşünelim. Reflektör lazım arkadaşlar. Reflektörde araç kaza yaptığında ya da herhangi bir acil durmanız gerektiğinde bir durum oluştuğunda bozulduğunda aracınız aracın önünün arkasından hani koyuyoruz ya. Hatta bununla ilgili 30 metreye 150 metre kuralı var. Yani şehir içindeysen 30 metre noktaya koyarsın 30 metre. Şehir dışındaysan ya da böyle görünmesi güç olan tepe üstleri ve benzeri bir yerdeysen şehirler arası bir yoldaysan 150 metre noktaya koyarız reflektörü. İlk yardım çantası. Olabilir mi cevabımız? Hayır. Traktörde ilk yardım çantası zorunlu değil değerli arkadaşlar. Yangın tüpü de zorunlu değildir traktörde unutmayın. 3 flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası bu da zorunludur. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Yangın tüpü ve ilk yardım çantası zorunlu değildir traktörlerde. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Birey. A aşırı hız yapmaktan kaçınılması B. Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi. C. Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. D. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış park yerine aracının park edilmesi. Engelli bireye yapılmış bir saygısızlıktır bu arkadaşlar. Cevap D seçeneği. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da Yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? 2 3 5 10 Bunu bilirsiniz. A seçeneği 2 yıl. Aday sürücü siz de aday sürücü olacaksınız. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması arttırır mı yakıt tüketimini? Evet. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması? Evet. Araca uygun ebatlarda lastik kullanılması hayır. Araç bakımlarının zamanında yapılması hayır, arttırmaz. O zaman hangileri arttırır? 1 ve 2. Arkadaşlar 3 ve 4 azaltır aksine. Unutmayın. Değerli arkadaşlar, bazı sorularda uzun uzun açıklama yapıyorum. Amacım soruyu uzatmak değil. Mesela bir soruyu çözerken 5-6 madde söylüyorum. Aslında onlar da çıkmış soru. Yani biz burada ortalama her videoda 50 soru çözerken 200-150-200 civarı soru çözmüş oluyoruz. Onun için açıklamalar önemli. Yani keyfimden uzatmıyorum. Onun için sıkıntı yapmayın. Videoyu baştan sona izleyin yani. Onlar çok daha önemli sorudan daha önemli hatta açıklamalar. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçları arasında değildir? A. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. B. iyileşmeyi kolaylaştırmak. D. Hastanın kötüleşmesini önlemek. D ilaç vererek tedavi etmek. İlk yardım amaçlarından hangisi değil? Tabii ki D. D ilaç vermek ilk yardımda yok. İlk yardım olay yerinde yapılan ilk müdahaledir. Tehlikeyi ortadan kaldırmak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, hastanın kötüleşmesini önlemek amacıyla yapılır. Geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Şu çizgi Şıklarımız yavaşlama çizgisi, taralı alana girilmez, bölünmüş yol başlangıcı, taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevap. B seçeneği taralı alana girilmez. Arkadaşlar bu çizgilerle ilgili şunlar gelir karşımıza. İşte bunlar. Bu taralı alana girilmez. Bu yaya geçidi. Bu yaya geçidi. Bu da yavaşlama uyarı çizgileri. Unutmayın. Zaman zaman şu şekilde soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi yaya geçidini gösterir diyor. O zaman hangileri? Bunun ikisi. Unutmayın. Bunlar önemli. Şu yaya geçidini karıştırmayın. Bu şekilde de yaya geçidi oluyor. Geçelim. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami hızı saatte kaç kilometredir? Bu 3. Cevap C neden C yolda 70 yazıyor arkadaşlar yani burada en fazla 70 ile girebilirsiniz anlamını taşıyor bu Geçelim Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içi içinde kalan kısma ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu Bir mülk Doğru cevabımız geçiş yolu C seçeneği. Şimdi bununla ilgili nedir? Bir mülke giriş çıkış. Bakın arkadaşlar, tanımımızda ne vardı? Mülke girip çıkma. İşte bu geçiş yolu. Yani aslında şurada bir petrol işareti var gördüğünüz üzere. Bu da bir mülktür, şahıs malıdır. Yani şahsi bir şey olduğu için burası da mesela bu yolda geçiş yoludur. Buraya yazdım bak gördüğünüz üzere. Yani geçiş yolundan kasıt budur. Burası mesela ana yola çıkarken. Bu karşılaşmada peki öncelik kimin yol hakkı? Tabii ki bu ana yolda bulunan kişinin yol hakkıdır. Mülkten çıkan kişi sonra geçecek. Diğer hususlar nedir bunlarla ilgili sınavda çıkan? Banketi soruyorlar bazen. İşte banket budur. Yaya yolu için ayrılmamış. Bakın yaya yolu için ayrılmamış kısımda. İşte şu bazen fotoğrafını soruyorlar. Fotoğrafına da bakın mutlaka. Bölünmüş kara yolunda da işte arkadaşlar iki tane yol var. Bölünmüş adı üstünde bakın. Burada ve burada yol var. ikisinin arasında bir ayrıcı var bulunuyor. Yani bir ayrıcıyla bölünmüş. Bazen ayrıcıyı soruyorlar. İki kara yolunu birbirinden bölen ya da ayıran aradaki engele ne denir diyorlar. İşte onun ismi de ayrıcı. Bu tanımı da bazen soruyorlar unutmayın. Yine bu tanımları baştan sona okumanızda fayda var. Ben özet olarak geçtim. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri baş geri çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır? Baş geri çene yukarı gözümüzde canlandıralım. Canlandıramıyorsanız videoyu ilk defa izliyorsanız eski videoyu izleyenler bilir. Siz de takip edin az sonra göstereceğim. Bir el kazazeden alnına diğer el, elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. Okey. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Okey. İşlemler sırasında sert hareket. Sert hareket doğru mudur? Bakın tek kelime yanlış. Sert yazdığı için bu yanlış. Ne yapıyoruz? Yumuşak hareket yapıyoruz. Niye? Eğer omurilik zarar görürse kişi felç olur. Sert hareket yaparsak omuriliğe zarar verme ihtimalimiz olur. Cevap A seçeneği. Şimdi buna bakalım. Baş geri çene yukarı pozisyonu inceleyelim. Pozisyon budur arkadaşlar. Bazen bunun fotoğrafını koyar bu pozisyon ismi nedir diye sorar. Pozisyonun verilme aşamaları var. Yapılma aşaması. Bir el alına yerleştiriliyor. Bakın burada. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine. Bakın bu şekilde. Alından bastırılıyor. Şu alına yerleştirdiğin elle bastırıyorsun. Çeneden de yukarıya doğru kaldırıyorsun. Bak ok çıkartmış adam. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Bunun amacı ne? Bu pozisyon hava yolu açıklığını sağlamak. Şimdi şu soru geliyor sıkça. Bu soruyu bir okuyalım. Bilinç kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunumun yabancı cisim kaçması neden gibi nedenlerle solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazeden boyun travması yoksa hava yolunu açmak için hangi pozisyon veriliyor? Bu, hava yolunu açmak için bu pozisyon verilir. Ne zaman boyun travması yoksa, boyun travması varsa burada zarar görebilir. O zaman bu pozisyonu veremezsin daha fazla zarar görür. Hatta burada omurilik falan zarar görür, felç olur kişi. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? Antifriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviyesi kontrolü, hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Soğutma sistemi. Cevap A seçeneği. Antifriz soğutma sistemiyle alakalı bir sıvıdır. Biliyorsunuz aracın donmasını önlüyor en önemli özelliği budur Birçok yan özelliği vardır ama en önemlisi budur onlarda zamanı gelince söyleyeceğiz Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir Kan kalp eklemler kan damarları Sorduğu şey nedir dolaşım dolaşımdan kastı nedir arkadaşlar kanın vücutta dolaşımı Bakın dolaşım sistemi dediği zaman aklımıza bu gelmesi lazım O halde nedir Kan var mıdır bunlar bu sistem içerisinde Evet kalp var mıdır Evet damarlar var mıdır Evet Yani kanın vücutta dolaşması için bunlar var Peki eklemler var mı Hayır Zaten bize Sorumuz ne diyor değildir diyor bunları güzel okuyun Şurada sistemleri kısaca göstereyim Ben arkadaşlar bunlar detaylandırmıyorum Siz videoyu durdurup okuyun Çıkıyor Çünkü mesela sinir sistemi filan falan Bunlar önemli Geçelim. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de kesinlikle olması gereken durum hangisidir? Bilinç kaybolması, reflekslerin kaybolması, sesli uyaranlara tepki vermemesi, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Kalp at üstüne kalp masajı. Tabii ki dolaşım durması yani kan dolaşımı durur, kalp atımlar alınamazsa. Zaten arkadaşlar kalp atımı olmadığında dolaşım duruyor. Çünkü hani az az önce de anlattım ya da dün anlatmışımdır. Kalp attıkça atar damarlar kanı vücuda gönderiyor. Dolaşım sağlıyor. Ama kalp atmazsa atar damar kanı vücuda da gönderemez. Cevap D seçeneği. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimi Viraj, gabari, platform, tehlikeli eğim. Bak yol eğimi, sorunun içerisinde cevap var. Tehlikeli eğim. Eğimli yollarda aşağı doğru özellikle vitesi boşa almayınız. Bu da sınav sorusudur. Evet bugün de bitirdik arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için de. Arkadaşlar Instagram'dan attığım soruları mutlaka çözün. Uygulamayı indirin mutlaka çözün. Uygulamanın linki videonun açıklama kısmında. Ve Instagram profilinde var arkadaşlar. Instagram'da benim profile giderseniz orada link var. Oradan indirebilirsiniz uygulamayı. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.